Geçtiğimiz günlerde Kevin Feige'nin Marvel için bir B planı olup olmadığından bahsetmiştim. Bugün de James Gunn'ın DC için ne planları var ondan bir bahsetmek istiyorum. En son 8 ay önce konuşmuştum. Videoya geçmeden önce çok ufak bir bilgilendirme geçmek istiyorum. Kanala abone olmadan izleyen kullanıcı sayısı %80'den fazla. Bu sebepten kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir de videoyu beğenirseniz şahane olur. İyi seyirler diliyorum. 8 ay içerisinde belirli gelişmeler var, belirli durumlar var. Bunlardan size bahsetmem gerekiyor. Çünkü hepimiz sanıyorduk ki James Gunn, Zack Snyder'ın evrenine bir reset atacak, hard bir reset atacak ve reset attıktan sonra kendi evrenini yaratacak diye biliyorduk. Ama son gelen haberlerde bunun pek de böyle olmadığı ve sanırım olmayacağı da görülüyor. İnsanlar buna biraz tepki gösteriyor. Ben forumlarda da dolaşıyorum. Reddit, Twitter, YouTube yorumları gibi sosyal mecralarda takılıyorum ve insanların yorumlarına bakıyorum. İnsanlar bu durumdan pek memnun görünmüyorlar. Şimdi notlarımı aldım. Yanda bakacağım neler var neler yok. Filmlerden konuşacağım ama bu son bilgileri de size aktaracağım. Tabii ilk olarak bildiğimiz film Superman Legacy. 11 Temmuz 2025'te vizyona girecek ve 2025 yılında eğer ertelenmezse James Gunn'ın Zack Snyder'ın evreninden ayrılan ilk Superman filmi, kendi evreni için ama ilk Superman filmi geliyor. Şimdi bu film çok önemli çünkü resmi olarak James Gunn evrenini başlatmış olacak. Ama şöyle bir problem var. Geçtiğimiz günlerde Wonder Woman için Wonder Woman'ın role devam edeceğiyle alakalı söylentiler çıkmıştı. Bu hem onaylanmadı hem yalanlanmadı. Şimdi Gal Gadot devam ederse bence büyük bir sıkıntı çıkacak zaten. Eğer ki Henry Cavill'ı kovdun, Ben Affleck'e müthiş bir film çekemedin, Ben Affleck ayrıldı rolden, Jason Momoa Aquaman olarak kaldı ama o da devam edecek mi? Yani böyle bir ikilemde kaldı ve bu kafa karışıklığı insanların canını sıkıyor. En son işte röportajlarda ve açıklamalarda şöyle bir durum oluyor. Şimdi Blue Beetle geldi mesela. Blue Beetle da bu evrene dahil olduğu söyleniyor. Şimdi ilk başta Blue Beetle açıklandığı zaman James Gunn yoktu. Yani Blue Beetle'ın proje aşaması başladığı zaman James Gunn'ın bu evrenin başında olacağı bile belli değildi. Proje aşaması yapıldı, film geldi, şimdi evrene dahil edeceği söyleniyor. Açıklamalar şu yönde, deniyor ki kafa karışıklıklarını gidermek için elimizden geleni yapacağız. Mesela Peacemaker geldi, Peacemaker James Gunn direkt olarak çalıştı. Suicide Squad filmi geldi, direkt olarak çalıştı. Ama biz zannediyorduk ki yani bunlar Zack Snyder'ın evrenini herhalde devam ettirecekler ve James Gunn da şu an buna film çekiyor. Daha sonrasında James Gunn bu evrenin başına geçti. Şimdi Peacemaker devam edecek ama sanıyoruz Peacemaker'ın ikinci sezonunu ilk sezonu izlemeden de izleyebileceksiniz. Yani böyle açıklamalar geliyor. İnsanların da kafası bu noktada karışıyor, nasıl yapacağız diye. Mesela Lost Kingdom geliyor Aquaman'in. Şimdi ilk filmin mevzusu ne oldu? Şimdi bu evrene dahil olursa ne olacak? Tamam, Flash evreni sıfırladı falan, orada da bir George Clooney mevzusuna girdi. Ya abi, George Clooney mevzusuna girdin de neden George Clooney? Yani orada bir fan servis yapmak istedin. Elini yüzüne bulaştırdın bence. Hiç gerek yoktu. Bence Batman'i bile görmemize gerek yoktu. Sesini duysaydık kafiydi bence. Orası da bir ortalığı karıştırdı ve insanlar şu an neyin ne olacağını bilmiyor. Bence James Gunn da bu soft geçişi hard bir geçiş olarak yapmak zorunda kalabilir. Yani komple kalabilir ama buna izin verecekler mi onu da bilmiyorum. Sen Jason Momoa'yı kovamıyorsun. Gal Gadot'u kovamıyorsun. Henry Cavill'la Ben Affleck'i kovdun. Ezra Miller'ı kovamıyorsun ki Ezra Miller'ın kesinlikle kovulması lazım. Ezra Miller'ın olduğu hiçbir film, yapılan hiçbir film gişede başarılı olmayacak. Ezra Miller gerçekten sevilmiyor ve cancellanması gereken, bunun Ezra Miller'ın yaptığının onda birini yapan insanlar cancellandı, silindi piyasadan, iş bulamıyorlar. Bu Ezra Miller hala iş buluyor, iş bulmaya devam ediyor. O sebepten Ezra Miller'ın zaten başta rolünün değişmesi gerekiyor. İşte çıktılar ona şey dedirttiler. Ya biz işte psikolojik destek almasını sağladık. O da çıktı özür diledi böyle yaptıklarım için. Abi özür dileyerek oluyor mu bu işler? Yani özür dilediğin zaman geçiyor mu? Suç işlemişsin. Ev basıyorsun, kız kaçırıyorsun, uyuşturucu kullanıyorsun. Söylenene göre, iddiaya göre. Nasıl olacak şimdi bu? Bunun onda birini yapanları piyasadan sildiler. Ekmek yedirtmediler yani. Ezra Miller'ın olmaması gerekiyor. Mesela Ezra Miller rolüne yeni birini getirmeleri gerekiyor. Jason Momoa'yı kov Aquaman rolünden. Getir Lobo yap. Kimse sana neden yaptın demez mesela. Yani Jason Momoa Lobo olması için en uygun karakter. Şimdi neden Superman Legacy'den başladım? Çünkü James Gunn'ı direkt olarak ilgilendiren bir film. Ve o filme kadar gelen süreçte neler olacak? Onu nasıl planlayacak? Onu kendi de bilmiyor gibi geliyor bana. Kendi de planlamasında ne yapacağını bilmiyor gibi. Havada gibi. Gal Gadot'u kov mesela, yeni bir Wonder Woman getir. Sana kimse bunu niye yaptın demez. Ama Wonder Woman kalırsa
yaptığın evrenin hiçbir anlamı olmayacak. Jason Momoa'nın Aquaman olarak kalması hiçbir anlamı olmayacak. Hadi Flash'ı istemiyoruz ama Flash'ı bir tık belki yer insanlar ama onu da istemiyoruz. Komple oyuncuları değiştirmen gerekiyor. Yeni bir Batman seçeceksin. Yeni Robin seçeceksin. Yani bu geçişi nasıl sağlayacak açıkçası bilmiyorum. Yeni Lois Lane seçtin çünkü mesela. Vesaire vesaire. Burada James Gunn'ın çok büyük bir sorumluluğu var. Devam edersek Lantern dizisi gelecek. Lantern dizisinin hala ne olduğu belli değil. Birazcık havada gibi bu durum ama Green Lantern dizisinin başrolünde iki tane önemli karakter olacak. Guy Gardner ve Hal Jordan söylentileri vardı. Hatta Lantern Corps adında gelecekti bu Max platformuna. Şu an ne durumda? James Gunn bunu onayladı mı? Devam ediyor mu bu proje? Bunu bilmiyoruz ama geleceği geleceği biliniyordu. Son durumların ne olduğunu açıkçası bilmiyoruz. Ben de bir haber bulamadım, onu söyleyeyim yani. Hatta Lantern dizisi için söylenen şu, bir True Detective kafasında yapacaklarını söylemişlerdi. Biraz böyle gizemler, evrendeki işte olan olayları araştırma üzerine bir iş yapacaklarmış. Bu açıkçası ilgimi de çekmişti. Yani uzayda, zaten bunlar biliyorsunuz uzay polisi olarak geçiyorlar. Uzayda bir True Detective ama ilginç bir hikaye işleyişiyle, ilginç bir şekilde yapacaklar. Bu benim hoşuma gidiyor açıkçası. True Detective olması, hikayenin buna yönlenmesi. Devam edersek The Brave and Bold gelecek. Bu resmi. Bunu da çok büyük bir ihtimalle Ende Musashi yönetecek. Flash'in yönetmeni yönetecek. Ben yönetmenin kötü olduğunu düşünmüyorum. İyi bir iş de ortaya çıkabilir. Flash'in bu kadar problemli olmasının sebebi aslında yönetmenden ziyade, onu çok net söyleyeyim, yönetmenden ziyade filmin 4 kere yönetmeninin değişmesi ve hikayesinin, senaryosunun en az 3 kere revize edilmesinden kaynaklı. En son Ende Musashi'nin elinde kalıyor ve o da düzenlemeye çalışıyor. Çok zor, çok meşakkatli bir iş. Aslında kendi hikayesi, kendi işi değil Andy Musashi'nin. O sebepten bir Batman filminde, The Brave and Bold hikayesinde bir Batman filminde kendi hikayesiyle iyi bir iş çıkarabileceğini düşünüyorum. Tabi burada yeni Batman'in kim olacağı önemli, Robin'in kaç yaşında olacağı önemli. Çünkü bir Damian Wayne hikayesi yapmak istiyorlar ve bu Damian Wayne hikayesi 15 yaşında, 13 yaşında bir çocuğun hikayesinden ziyade 18, 19, 20'li yaşlarında bir çocuğun hikayesini yapmaları daha doğru olur gibi geliyor bana. Çünkü çizgi roman ve animasyonda okuduğunuz veya izlediğiniz karakterlerin boyuna göre kendinden daha güçlü insanları dövebildiğini görüyorsunuz ama bu sinemada pek böyle işlemeyebilir. İnandırıcı olmayabilir. 13 yaşında bir çocuğun kocaman bir adamı dövmesi çok inandırıcı olmayabileceği için 18, 19, 20'li yaşlarında bir Damian Wayne görebiliriz. Bu da ne demek oluyor? 45 yaşlarında, en az 45 yaşlarında bir Batman olması gerektiği ortaya çıkıyor. Bu da kim olabilir? Bence Jon Hamm muhteşem olur ama tabii ki bakacağız kimin olup olmayacağını. Bu hikayede Grant Morrison'ın hikayesine dayanıyor bu arada. Grant Morrison'ın çok iyi bir yazardır. Kendisi bir çizgi roman yazarıdır. Onun hikayesinden esinlenerek yapacaklar. Bakalım neler olacak. Şunu da söyleyeyim, yine kafalar karışmasın. Robert Pattinson'ın Batman'inin bu evren ile hiçbir alakası yok. Tekrar ediyorum. Robert Pattinson'ın Batman filminin, Matt Reeves'in yönettiği Batman filminin James Gunn'ın evreniyle hiçbir alakası yok. Bunu söyleyeyim, bunu tekrar tekrar söylemekte fayda var. Bir diğeri Waller dizisi. Şimdi Waller dizisiyle alakalı yine en başta söylediğim bir problem var. Viola Davis role devam edecek Waller dizisiyle ama Viola Davis'in devam etmesi aslında Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa'nın devam etmesi kadar önemli değil. Bence Viola Davis şahane de bir oyuncu. Role de çok yakışıyor. Bence Waller olarak devam edebilir. Yenilenebilir. Problem değil ama görülen o ki Viola Davis devam edecek Amanda Waller rolüyle. Hiçbir problem yok bence. Peacemaker'da yeni sezonunda da görülecekmiş. Bence bu karakter için bir problem yok. Çünkü o kadar etkin değil. O kadar sık gördüğümüz, ön planda değil. Aslında üçüncü karakter falan yani Amanda Waller. Tabii ki önemli durumları var. Justice League'i etkileyen olayları var biliyorum. Ama hani bir Flash değil, bir Wonder Woman değil yani. O sebepten dolayı arka planda kaldığında ben Amanda Waller'ın devam etmesini, Viola Davis'in role pek bir problem görmüyorum. Şu da var, en son gelen haber, geçtiğimiz gün görmüştüm, Vigilante vardı Peacemaker'da, biliyorsunuzdur izleyenler. Çok kaliteli karakterdi, çok da sevmiştim karakteri. İkinci sezonunda resmi olarak olacağı onaylandı. Bu da şahane haber. Vigilante sokak hikayelerini, DC'deki o hem komedi yükünü hem de sokak hikayelerini onun üzerinden anlatabileceğiniz bir karakter. Peacemaker'da bunu çok güzel yapmışlardı. O da ikinci sezonda yine rolü devam edecekmiş. Şahane haber. En önemlisi ve bence ortalığı her anlamda karıştıracak, gerçekten her anlamda karıştıracak bir iş, The Authority film olarak geliyor. Bunu konuşmuştum 8 ay önce. Bu karakterlerin yozlaşmış dünyada neler yaptıklarını, ne kadar
uçlara gittiklerini, ne kadar zıvanadan çıktıklarını gösterecek. İlginç olacağını düşünüyorum Authority'nin. İyi yapılırsa şahane bir iş izleriz ama beceremezlerse ellerini yüzlerine bulaştırmış olabilirler. Heyecanla bekliyorum aslında Authority'yi. Yönetmeni de çok önemli tabii ki. James Gunn'ın ne planladığı da. Devam edersek Paradise Lost dizisi gelecek. Ya bunun da iptal oldu mu olmadı mı, havada mı, bu da tam olarak belli değil aslında. Amazon kadınlarının hikayesini anlatacak. Diana'dan önceki hikayeler, oralarda neler olmuş, nasıl bu hale gelmiş, bu kadınlar nasıl bu adada yaşamaya başlamış. Themyscira'yı anlatacaklar. Bunların siyasi entrikalarını, olaylarını, güç problemlerini, kraliçe seçmelerini, dış dünya ile problemlerini, politik durumlarını anlatmayı seçecekler. Aslında anlatabilirlerse gerçekten hikaye olarak çok tatlı bir iş izleyebiliriz, becerebilirlerse. Çünkü altını doldurabileceğiniz, her anlamda anlatabileceğiniz bir hikaye. Keza elinizde çok kaliteli çizgi roman kaynakları da var. O sebepten Paradise Lost'un iyi olacağını düşünüyorum ben. Yapabilirlerse eğer, iyi bir dizi ortaya çıkabilir. Evreni bu şekilde bağlayabilirsin aslında. Yeni bir Wonder Woman yapmanız gerekiyor. Ona da bir bağlantı yapılabilir aslında. Devam edersek Supergirl filmi gelmesi planlanıyor ama tabii bu muhtemelen 2027'yi bulacak. Woman of Tomorrow, bu da direkt olarak bir çizgi romandan uyarlanma. Tabii Superman Legacy filminde muhtemelen Supergirl'ü göreceğiz. Görmeden yapacaklarını zannetmiyorum, ya da 2027'ye kadar gelecek olan filmlerde Supergirl'ü bir yan karakter olarak kullanırlar. Ama bir film yapacaklar. Tom King'in çizgi roman serisinden direkt olarak uyarlanacak ve farklı bir iş, farklı şekilde Supergirl'ün farklı taraflarına değinecek, farklı şekilde anlatacak bir iş. Yani klasik Supergirl gibi düşünmeyin aslında. Eğer ki Tom King'in anlatımıyla yapabilirlerse şahane bir iş izleyebiliriz, onu söyleyeyim. Ama yine nasıl anlatacakları, ne şekilde anlatacakları çok önemli. James Gunn bununla alakalı şöyle söylüyor. DCU'muzda dünyaya gönderilen ve bebekliğinden itibaren sevgi dolu ebeveynler tarafından büyütülen Superman ile Krypton'da bir kaya parçası üzerinde büyüyen ve hayatının ilk 14 yılında etrafındaki herkesin korkunç şekilde öldürüldüğünü izleyen Supergirl ile arasındaki farkı görüyoruz, göreceğiz demiş. Aslında burada bir özet olarak geçmiş nasıl bir iş izleyeceğimizi. Kal-El ile Kara'nın arasındaki psikolojik ve bakış farkları çok var ve bunu da göstermek istiyorlar gibi, güzel olabilir. Benim komik bulduğum ve DC tarafında da en sevdiğim, en beğendiğim, böyle okurken de izlerken de Smallville'de falan da vardı, Booster Gold. Booster Gold sahtekarın tekidir. Çok eğlencelidir. İyi bir oyuncuyu seçerlerse bu role, Chris Pratt diyorlar ama ben Chris Pratt'i sevmem. Yani Chris Pratt haricinde herkes olabilir. Paul Rudd olur mesela yapacaklarsa. Chris Pratt'i sevmem ama Chris Pratt de olur. Onu da söyleyeyim. Booster Gold şahanedir arkadaşlar. Çizgi romanları komiktir. Çizgi filmlerde denk gelir, komiktir. Sahtekardır kendisi. Kendini bir süper kahraman gibi gösterir. Elini yüzüne bulaştırır olayları. Eğlencelidir. Bir dizi yapacaklarsa Booster Gold'daki söylentiler o yönde. Ağırlıklı komedi. Bugüne geri dönmek ve bir süper kahraman gibi davranmak için geleceğin temel teknolojisini kullanan, gelecekten gelen bir ezik hakkında bir iş diyor James Gunn bununla alakalı. Peter Safran bununla alakalı. Ya böyle bir karakter bu. Komik olabilir, eğlenceli olabilir. O espri muhabbetini iyi dengelerlerse çok güzel bir şey izleriz diye düşünüyorum açıkçası. Creature Commandos dizisi animasyon olacak ve bu David Harbour bununla alakalı şöyle söyledi. Ben hayatımda bu kadar ilginç bir iş görmedim. James Gunn harika yazdı dedi. Okumuş senaryoyu. O da seslendirenlerden birisi olacak. DC evrenine vampirleri, kurt adamları, zombileri falan getirecek. Yine DC evreninin direkt içinde olacak ama animasyon olarak olacak. Daha sonrasında belki farklı karakterleri live action olarak filmlerde görebiliriz. Frankenstein canavarı da var bu arada. Yani onu da söyleyeyim. Her türlü karakter var. Bu karakterlerin, bu yaratıkların DC evrenindeki oluşumu, DC evrenindeki etkilerini anlatacak. İlginç bir iş. Yani 7 bölüm yazdığını söylemişti James Gunn 1 yıl önce. Muhtemelen bitirmiştir ki bitirdi David Harbour. Ben çok beğendim, ilginç bir iş yazdı, harika oldu dedi. Bu çok güzel olabilir bu animasyon. Çünkü animasyonlara çok yükseliyorum arkadaşlar. DC zaten bu işi çok iyi yapıyor. Yıllardır çok iyi yapıyor. Yani uzun süreden beri DC'nin animasyonlarına diyecek bir şeyimiz yok. Hem hikaye anlatımı, hem seslendirmesi, hem çizimleri, ikonik çizimleri vardır onların, yeni dönemde biraz değişti ama hem çizimleri, harika işler görüyoruz. Çok tatlı işler görüyoruz. Bu sebepten dolayı Creature Commandos DC'nin en kaliteli işlerinden birisi olabilir. Ve gelelim son habere. Yani son filme diyeyim. Bence eğer ki yapılırsa ve hakkı verilirse, şimdiden söylüyorum, Superman, Müperman, Batman filmlerini bir kenara bırakıyorum. Net olarak DCU'nun, James Gunn'ın evrenindeki en iyi film olur.
Swamp Thing. Resmi olarak James Mangold'a verildi bu. Bunun bir dizisi de gelmişti. İlk sezondan sonra iptal oldu. Onun bütçesini yanlışlıkla fazla vermişler. Dizi de çok iyiydi bence. Bütçeyi fazla verdikleri için ikinci sezona bütçe çıkmadı ve iptal oldu. Swamp Thing harika bir karakterdir. Swamp Thing bir sürü karakteri bağlamaya yardımcı olacak bir karakterdir. Yani Justice League Dark'a yol yapabilir. Büyü taraflarına yol yapabilir. John Constantine'i getirebilir. Yani John Constantine olmazsa olmaz. John Constantine'i getirebilir. Çünkü çok önemli bir karakter Constantine. Yani Justice League Dark tarafının, büyü tarafının en önemli karakterlerinden birisi. En son söylentiye göre, haberlere göre Zatanna için de bir oyuncu arayışına girilmiş. Yani Zatanna için giriyorsanız muhtemelen Constantine için de bir arayışa girdiniz. Keanu Reeves'inkinden farklı olacak bu arada bu. O bambaşka. Onu söyleyeyim. O ayrı. Onunki ayrı. O ayrı bir film gelecek eğer gelirse. Ama Constantine tabii ki Swamp Thing varsa olacak. Farklı farklı karakterler tabii ki olacak ve bu direkt olarak DC'nin büyü tarafını köprü olarak bağlayacak bir karakter. Çok güzel olabilir Swamp Thing. Hem oluşumu açısından Swamp Thing nasıl oldu, nasıl oluştu, hem de gerilim korku tadında o hikayesini anlatabilirler. Çok iyi hikayeleri var. Alan Moore'un falan yazdıkları var. Direkt olarak alıp oradan esinlenip yapabilirler. James Mangold yapabilir mi? Logan yaptı adam. Bence yapabileceğine inanıyorum. O kadar eline yüzüne bulaştıracağını düşünmüyorum. Yani bu karakterlerin, bu saydığım karakterlerin ve Swamp Thing'in karanlık kökenlerini görmek, DC'nin hep diyoruz ya karanlık tarafları, işte bunlar birazcık daha karanlık tarafları. Yani evet, Batman karanlık dediğimizde DC'de Batman, Superman'in tabii ki bunların da karanlık tarafları var, karanlık hikayeleri var, Injustice'lar var, Who işte biliyorsunuz Batman Who Loves'lar var, eyvallah, ama bunlar büyü tarafı. Swamp Thing, Zatanna, Constantine, bunlar büyü tarafı, iblis tarafı. Bunlar eğer anlatılabilirse çok çok iyi işler ortaya çıkabilir. Ben çok iyi olacağını düşünüyorum. Kafamdaki gibi oluşursa çok heyecanlıyım. En heyecanlı olduğum iştir benim Swamp Thing. Şunu söyleyeyim size, DC'nin ton çeşitliliğini yansıtması açısından farklı farklı tonlar olacak çünkü. Bunu James Gunn en başında açıklamıştı. Yani renk paleti olarak değil bu. Hikaye anlatımı olarak işte Swamp Thing'de en karanlık tonu. Bölüm 1 Tanrılar ve Canavarlar bu filmle kapanacak. Tanrılar ve Canavarlar muhabbeti James Gunn'ın Part 1'i. Yani Swamp Thing filmi geldiğinde Part 1 Tanrılar ve Canavarlar Swamp Thing'le kapanıyor. Superman ile açılıyor. Tanrılar Swamp Thing ile kapanıyor. Canavarlar. Şimdi hikaye bu şekilde bitecek. İlk düzen, ilk planlaması bu şekilde. Bence bu planlama doğru bir planlama. Planlamada bir problem yok. James Gunn'ın yaptığı bu planlamaya karşı çıkmıyorum. Peter Safran ile yaptığı bu planlamaya. Bence çünkü doğru olan bir plan, bir program dahilinde bir şeyleri yapmanız, bir plan program dahilinde bunu devam ettirmeniz en doğrusu, en güzeli. Ancak Zack Snyder evreniyle arandaki bağı koparman lazım. Hard bir reset atman lazım ve bu bağı koparmazsan, ne kadar koparmazsan o kadar insanın kafası karışır. Ne kadar anlatamazsan o kadar insanın kafası karışır. İyi film ortaya çıkarabilirsin ama insanların kafası karıştığında sinemaya gitmezler. Sinemaya gitmezlerse film gişede batar. Film gişede batarsa evren zora girer. Evren zora girerse James Gunn kovulur. Bunun zincirlemesi bu şekildedir. Ondan dolayı sen hard reset atacaksın, kendi evrenini anlatacaksın, hem para kazanacaksın, hem iyi film ortaya koyacaksın. İyi film ortaya koyamazsan gişe yapamazsın. Hadi gişe yaptın diyelim. İnsanlar mutlu olmaz. Böyle bu dengeyi sağlaman lazım. Benim görüşüm bu. Sizlerin de görüşlerini yorumlarda bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olur ve beğenirseniz şahane olur. Görüşmek üzere. Bay bay.